Şey, kulaklığınız kopmuş ama hanımefendi. Merhaba. Efendim. Kulaklığınız kopmuş. Kopmuş mu? He. Nasıl oluyor ya? Nasıl, anlamadım. Bir şey dokundu bana, sonra bir kesildi dediniz. Kim kesildi? Kulaklığım kesilmiş dediniz ya. Yani bilmiyorum, ben burada annem şu güllerden reçel yapıyor da onlardan topluyordum. Güllerden reçel yapıyor. He. Sen mi dokundun? Kulaklığınızın kesildiğini gördüm, dokundum öyle, kulaklığınız kesilmiş diye. Kesilmemişti ama. Allah Allah. Evet. Hanımefendi bir saniye dur bir. Aldırmak istemedim ama bunu sen yaptın. Bak, ses çıkarmamak istedim, gördüm yani onu. Hayır, ben şurada reçel için gül topluyorum. Reçel için gül top, ne saçmalıyorsun ya? Arkamdaydın, dokundun, sonra ses kesildi, kesmişsin kulaklığımı, sonra ben hiçbir şey yapmadım, tamam mı? Seni görmemezlikten geldim. Hı. Sonra gelmişsin burada pişkin pişkin hareketler yapıyorsun. Tamam, ben sana bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey diyeceğim, kulaklığını kestim ama bunun karşılığında bir hediyemiz niye var. Hediye amaçlı öyle. Niye hediye ya, sen kimsin ki ya? Ya şimdi şöyle bir durum var, şunu sana şöyle anlatayım. Biz psikolojik araştırmalar yaptık, insanın yaşadığı kötü şeyler daha fazla aklında kalıyormuş. O yüzden şöyle bir hediyemiz var, akılda kalıcı olsun diye. Bir saniye bekle, hemen gösteriyorum. Çok portatif, uzun ömürlü bir ürünümüz var. Ben Doğukan Pompacı bu arada. Bir dakika, gerçekten seni şu an ciddi ciddi dinliyorum. Yok, gerçekten. Yani tanıştığıma memnun oldum ben bu arada. Şey, Doğukan Pompacı ben. Mal mısın ya? Pompayı mal eden annemiz var ya bizim. Kulaklığımı parçalıyorsun, pompa diyorsun. Ama, mal mısın? Ama şöyle, insanlarımıza bu şekilde hediyeler veriyoruz. Ne alak, sen şakasın gerçekten. Yok, şakasın. Pardon, bir saniye ben bunu göstereyim size isterseniz. Dinlemeyeceğim, yok, hayır, polisi arıyorum. Hayır, mesela polisi böyle arıyorum. Polisi aramanıza gerek yok. Kulaklığımı kestim, pompa veriyorum diye, gerizekalı. Polisi aramanıza gerek yok. Türkiye'nin yarısını biz pompaladık. Yani şey yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz pompacıyız. Pompalamadığımız kalmadı. Bizden haberi olmayanlara da işte böyle pompalarımızla haberdar ediyorduk yani. Reklamımızı yapmak amaçlı böyle pompa hediye ediyoruz. Bunun mu reklamını? Evet, pompacıyız biz. Yani gerçekten. Yani. Neden? Yeni girdik bu. Harbiden var. Gayet yani. Karlı bu arada. Ya bir dakika arkadaşım, bak şu an bak, kulaklığım benim kesildi. Arkamdaydım. Ben seni hissettim diyorum. Sonra baktım gelmişsin, kulaklığımı kesmişsin harbiden. Şimdi de gelmiş bana pompa falan diyorsun. Pompa hediye ediyordum sen. Bak, sinirlerim bozuluyor yok, benim. Gerçekten niye siniriniz bozuyor ki? Niye sinirlerim bozulmayacak ya, ciddisin şu an. Evet yani evet, ciddiyim, pompacıyım ben. Şey, pompa hediye edecektim de size. Tamam, kulaklığımı geri verir misin ya da parasını verir misin kulaklığımı? Şey, ne kadar? Orijinaldi. Orijinal miydi? Evet. Bizim pompalarımız da orijinal ama. Daha önce hiç pompanız oldu mu? Ya gerçekten bağıracağım şimdi, imdat diye. Ya bununla bütün tıkanık yerlere pompalaya böyle şey yapabilirsiniz. Ruh hastası. Niye gülüyorsun? Benden hoşlandın mı? Ya hoşlandıysa söyleyebilir. Bak, ben sinir hastasıyım, tamam mı? Sinirlerim şu an çok bozuk, gider misin? Tamam, özür dilerim, bir şey diyeceğim. Bunu sana hediye edeyim, pompaladıkça beni hatırlarsın. Evet, Allah'ım, çarpacağım şimdi ha. Ne oldu? Polis çağıracağım, gerçekten polis çağır. Al git şunu. Güzel de pompalıyorsunuz bunu, fark ettim ya. Şey, pardon. Tamam. Basacağım. Ama o pompa kaç para biliyor musunuz siz? Al şunu da. Kulaklığımı mahvettim. Al şunu. Pardon. Biz bir şey, kamera şakası çekiyorduk da aslında. Kameramız vardı. Kusura bakma. Özür dilerim. Sinirlendirdim şu olarak. Kulaklığımı kestin ama. Tamam, dur, onu telafi edeceğiz. Bir saniye. Nasıl telafi edeceksin ya? Neredesin? Bir dakika. Bir dakika bir şey diyeceğim. Sakin ol. İstersen kulaklığının ücretini IBAN'ına atalım. Ya da bir şey. Bir de IBAN mı vereceğim? Ben sana güvenmiyorum ki. Neredesiniz de kamera tamamda yok şu an. Hayır, arkadaşım var orada. Arkadaşım oradan çekiyor bizi. Böyle bir durumda tepkin ne olur? Onu ölçmek amaçlıydı. Ama komik değil bu. Yani şey, tepkini ölçmek amaçlıydı. Biraz sinir. Ne olacak? Tamam, kulaklık. Tamam şey. Şu an sinirlerim. Aa dur, sakin ol. Lütfen. Ya şu an bir şey diyeceğim. Biz normalde sponsorlu olarak kulaklık dağıtıyoruz. Ama kulaklığımız şu an elimizde kalmadığı için sana bunun maddi anlamda karşılığı... Aha, ağlıyor musun? Özür dilerim gerçekten. Kusura bakma. İsim neydi? Söylemeyeceğim. Niye söylüyorsun? Aa, pardon. Ya korkuttun beni. Özür dilerim gerçekten. Çok. Ağlama gerçekten. İsminiz neydi bu arada? Söylemeyeceğim. Ben çok özür dilerim. Gerçekten böyle bir tepki vereceğinizi düşünemedim. Ağlatmak istememiştim. Sadece bir şaka videosuydu. Özür dilerim gerçekten. Bunu telafi edebiliriz yani. Maddi anlamda karşılığı neyse iki katını da karşılayabiliriz. Bilmiyorum ya. Yo gerçekten. Hani ağlatmak istemedim sizi. Gerçekten. Pompa hediye edeyim size. Tamam, özür dilerim gerçekten. Şakaydı, gül diye yaptım. Şaka lan şaka, gül diye. Memati diyor. Evet. Tamam, parasını verecek misin? Tam vereceğim vallahi. Ben canını sıkmak istemiyorum gerçekten. Bak, özür. Köyün tam ortasındayız, tamam mı? Diyorsun ki parasını vereceğim, tamam. Hı. Zaten ortasında var. Vallahi ters bir hareket ediyorsan bas bağırırım ben. Tamam, şöyle bir arkadaşımın mekanı var. O yeni açıldı. Neresi? Şu yukarıda hemen. Yukarıda. Adı ne? Ya tamam, gidelim, zaten göstereceğim. Yeni açıldı. Ben de tam bilmiyorum. Tamam. Şimdi oraya gidelim. Oturalım, bir şeyler neyse içelim. Hem senin gönlünü alayım, hem de işte bunun karşılığı olan para neyse onu telafi edelim. Ben senin IBAN numaranı atayım.
Kahvemi de sen ısmarlayacaksın. He? Kahvemi de sen ısmarlayacaksın. Ya tamam, sıkıntı bak, yok. Benim telefonumda konum falan açık. Konum mu açık? Konum açık. Aynen. Tamam dur, çantamı alayım. Bekle. Allah Allah, takip mi ediliyoruz? Kim tarafından? Saat sıkıntın var mı? Ne yapacaksın? Hiç, sormak istedim sadece. Yok kardeşim, aha, paramı verip gideceksin. Kardeş? Kardeş deme, lazım olur belki. Hastası diyecektim, pardon. Annem? Ne yapıyorsun? İyiyim, siz ne yapıyorsunuz? O makas ne? Makas mı? Şey, annem gül istedi, reçel yapacakmış da o gül topluyordum. Burada gül mü var ona koyayım? Yoo, ne oldu ki? Ben anlamadım. Geldim makasla kulaklığımı kesmeye çalışıyorum. Ben mi? Hani evet. Ben şizofrenlik yok değil mi sizde? Yok vallahi bende yok da sende var herhalde. Efendim? Ne biçim konuşuyorsunuz hanımefendi? Siz ne olduğunun farkında mısınız? Bana bir durduk yere benden hoşlandıysanız söyleyebilirsiniz yani. Aa, oğlum sen ne münasebet? Hayır, hoşlandı galiba. Tanıyor musun? Karşı psikoloji yapıyor. Arkamdan geldi, önümden makas çıkardı, dedim ne oluyor? Ben mi? Makası da oraya attı, bak bak. Hayır, ben makasla burada şey topluyorum. Annem işte gül reçeli yapacak, gül topla dedi. Gül reçeli için buradan gül mü topluyorsun? Ne yapayım? Dolar olmuş 25 liraya. Çiçekçi ablaya sordum, tanesini satıyor 50 liraya. Ben nasıl alacağım? Çalışıyor mu hala ya? Çalışıyor. Benimki çalışmıyor. Benimkine de iş bulsana. Sen ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Bir saniye hanımefendi, ben şuradan bir çıkayım da. Ne oldu? Usta niye? Mısın? Bana niye öyle tepki gösterdiniz? Ben onu da anlamadım. Kardeşim geldim makasla kesin diyorsun ki çalışıyor mu hala? Niye çalışıyor ki? Şey, espri yapayım dedim. Çalışmıyorsa benimkine de iş bulsana dedim. Yani öyle şey yaptım da. Sen hep öyle konuşuyorsun. Arkadaş benden hoşlandı galiba, o yüzden böyle davrandı. Ne münasebet kız, burada oturuyorsun. Sen de kızını ekmeğine iş koyma şimdi, bana yürüyeceksin diye benimle muhabbet diyaloğa giriyor şu an kendisi. Tanıyorsun, arkadaş mısınız siz? Hayır. Ne münasebet ya, biz senden niye hoşlanalım ki durduk yere? Ne bileyim, genelde böyle cazibeme dayanamıyorlar genelde öyle. He. Senin egonu kim yükseltti bu kadar? Öyle diyorlar, değil miyim? Hayır, değilsin. Vallahi, rahatsız mı ettim size? Evet, şimdi. Tamam, 5 liranız var mı? Ah, böyle para atacağım da, bir 5 liranız varsa. Ya kardeşim, güler misin? Oğlum sen ne kullanıyorsun lan? Ben mi? Ne kullanıyorsun? Az önce araba kullandım. Aa, araba kullandım ve 5 TL istiyorsun bizden. Şey, hani metro sevinci. Patladık, evet. Patladık. Ama işte aslında ben sinyalciyim, biliyor musun? Milletten böyle 5 ön 5 ön topluyorum. Arabanın deposunu fulluyorum. İşte günlük yemek param falan çıkıyor. Güzel oluyor, çalışmıyorum. Yani öyle. Kahve yapıyorum. Bağkurumu falan şey yapıyorum. Bağkurum. Ne? Yani, yeter misin lütfen? Niye ki? Belediyenin bankı. Allah kahraman. Sen biraz rahat mısın? Hayır. Sen niye gülüp duruyorsun her şeye? Bir de oğlum, şaka mısın? Bir de ruju öyle bir sürmüşsün ki bütün dişlerin ruj içinde. Sana ne, sürerim süremem. Ruj benim, dudak benim, diş benim. Lan benim damar benim. Ne oldu gül? Reçel ne oldu? Şey, şurada zabıtalar var. Gül reçeli için bunu çekeceksin yani. Ne yapayım? Gidip almaya çalışsam 500-600 lira para vereceğim. Hazır olarak alsam. Yine para vermiş olacağım. Burada bedavaya topluyorum işte. Siz ne gülüyor bu arkadaş sıkıntılı ha? Tamam, ben bir şey diyeceğim. Bir arkadaşımı aradım, dedim bir tane kız var, yanına gideceğim dedim. O dedi ki 2 yaşından nefretle başlar dedi. Ben de senin kulaklığını kestim. Vallahi. Kavga edelim sonra aşk. Ha evet. Önce. Evet, nasıl? Test psikoloji. Hangi aşık oldum sana? Bak, aşık olmuş aşık bana. Aşık oldum, evet. Çekiler adam, bu bizi kıskanıyor. Dalga mı geçiyor? Yo. Niye ki? Bilmem, dalga geçiyorum bence. Biraz psikolojim bozuk. Kusura bakmayın. Sanayide Suat Usta var. Babamın arabasını vurdum, biliyor musun? O yüzden biraz 20 milyar borcum var. 5 liranız var mı? Kart geçiyor mu? Nakitimiz yok. Benim nakitim yok yani. Vallahi IBAN'dan alayım. Ha, IBAN'dan. Tamam, at seni. IBAN'dan. Bu nasıl ha, bir şey ya? İzmir'im, şeytanıcım, bismillahirrahmanirrahim ya. Kalk. Aa, ne oluyor ya? Bir şey yok. Tamam yani geçer. Ağladığım için inanamadım şu anda. Ben, çok sahtesin. Sen de sahtesin. Gözler lens, kaşlar mikrobilaynik, saçlar kaynak. Sana da kızın. Dudaklar dolgu. Sana ne kızın saçından gözünden? Allah, bana orijinal değilsin dedi, kendisine baksın ilk önce. Allah Allah. Bu arada işiniz var mı? Bir arkadaşım çağırayım, takılak. Ne diyorsun lan? He? Kalk git vallahi, baksana çok fena döverim şuna. Siktir git. Bak vallahi döverim. Niye? BMW'si olan Berkecan değilim değil mi? Olsaydı mı biraz şeyim olurdu, gülme. Bu gülüyor burada. Ya BMW'si olan çocuklar için sanayiye giden çocuğu üzdünüz. Gözlüğüne bakayım, bizim Suat Usta'nın kaynak gözlüğüne benziyor. Abi. Bir bakabilir mi? Oğlum vallahi verme, bana mikrop kapacağım lan. Bana niye mikrop diyorsun? Canım mı sıkılıyor? Yalnız. Benim yalnızım ya. Hiç arkadaşım yok, biliyor musun? Herkes beni kovuyor. Herkes beni işte... Nedeni belli yani. Neden kovdukları belli. İstiyorsan psikolog arkadaşım var. Götüreyim. Sen ilk önce konuşmayı öğren. Sana diyemedi. İyilik de yaramıyor. Kalk sana bu samimiyet senin. Yerlerim kalktı abi. Tamam, Instagram verin, gideceğim. Ha. Lan. Lan mı? Lan mı? O güzel yüzünün arkasına ne kadar kaba böyle yılan şeytan. Niye tanımadığımız birine ve üstüne üstlük sen kızın kulaklığını kesiyorsun? Niye sana Instagram'ını versin? Sana ne? Sen niye karışıyorsun? Bu niye karışıyor? Gebeş kaplumbağa. Millet sana kanalize mi olacak? Yesiz. Ben oldum, sabahtan beri rahatsız oluyor da gitmiyor yani, yapıştı. Benim de senin sakız çiğneyişin rahatsız etti. Ee? Deve gibi geviş getiriyorsun. Allah'ım. Kim arıyor? Arkadaşım. Vallahi. Çağıracağım.
Harbi mi diyorsun? Çağırsana kız gelsin. Alo? Baba hareketler baba. Geldin mi? Ya bir tane çocuk rahatsız ediyor da bizi. Bekliyorum şimdi, hadi bay bay. Rahatsız oluyoruz sabahtan beri, farkında değil misin? Tamam, bir şey diyeceğim. Şey, isim neydi bu arada? Sana ne? Memnun oldum, sana ne. Senin neydi? Niye sana ismimi söyleyeyim? Bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra gidecektim. Tamam, senin ismin ne? Benim ismim Serbülent. Serbülent. He. Tam sana uygun bir isim. Vallahi. Gerçekten. Hadi artık gider misin? Lütfen? Tamam, şurada bir arkadaşım var. Görüyor musun onu? Böyle bir durumda tepki hızlı alır. Ona ölçmek amaçlı böyle küçük bir video çekiyordum. Dalga mı geçiyorsun? Nereden çıktı geldi bakıyorum. Ya, şey, kulaklık kesme şakası yapıyordum tepkinizi ölçmek için. İki tane bounty. Bir tane. Umut getirsene kanka. Kızlar, küçük bir hediyemiz var bu arada. Kulaklığını kesemedim de tam olarak galiba. Kesemedim heyecandan. Kesemedim. Ama şey. Olsun, yine de vermeyeceksin. Küçük bir hediyemiz var böyle. Şaka yaptık ama küçük bir hediyemiz var. Kusura bakmayın tekrardan. Çok rahatsız ettim sizi. Dilerseniz videoyu yayınlamak istiyorum. Yayınlayabilirsiniz. Tamam, kameraya bir el sallayabilir miyiz?